Değerli arkadaşlar, bugün itibarıyla bu sene tuttuğumuz oruç ibadetinin sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Yarın bayram günü olacak. Şimdiden bütün inananların ve bütün dünyadaki mazlumların hürriyetine kavuşması için bayramlarını kutluyorum. İnşallah bu bayram insanlığın uyanışına, zulmün, adaletsizliğin, eşitsizliğin sona ermesine bir vesile olur. Kuşku yok ki oruç ibadetinde de olduğu gibi bütün ibadetlerimizde biçim-içerik ilişkisi önemlidir. Bildiğiniz gibi biçim fıkıhla ilgilidir ve ibadetin maddi şartlarını ortaya koyar. Bu maddi şartlar işte temizliktir, e, namaz, oruç, haç, zekat gibi ibadetlerin biçimsel koşullarıdır. Bu biçimsel koşullar ibadetin yerine getirilmesi için hukuki boyutunu ortaya koyar ve çok önemlidir. Ama belki de çok daha önemli olan ikinci bir şekli vardır, ikinci bir özelliği vardır. Bu da ibadetin içsel, deruni, batini boyutudur ki bu da ahlakla ilgilidir. Öyle görülüyor ki İbadetlerimizdeki biçim ve içerik arasında bir bağlantısızlık, bir ilintisizlik, bir ilişkisizlik vardır. Bu dahi hiç kuşkusuz ibadetlerin değerini azaltmaktadır. İbadetlerin içsel, samimi olmasının ön şartı sadece Allah için yapılıyor olmalarıdır. Kuşku yok ki Allah için yapılmayan hiçbir ibadetin ee, önemli ve bize kazanç boyutu yoktur ve ahirette de bunun karşılığı bize karşılığından yararlanamayacağımız bir ibadettir. Dolayısıyla gündelik hayatımızda her işimizde olduğu gibi ibadet hayatımızda da ibadeti Allah'a haskılarak samimi bir şekilde yapmak zorundayız. Bu ibadetlerimizdeki verimi artırdığı gibi manevi doyumumuzu da artıracaktır ve hiç kuşkusuz Allah katında kabulünü de öne çıkaracaktır. Bildiğiniz gibi Allah için yapılmayan hiçbir ibadet geçerli değildir. Dolayısıyla bu bir taraftan da dini araçsallaştırmaya girer. Dini araçsallaştırmak ibadeti ve dini eylemlerimizi Allah'ın dışında bir araca, bir amaca yönelterek kullanmamızdır. Allah'ın dışında ibadetlerimizi yönelteceğimiz her amaç bizim için bir problem kaynağıdır. Çünkü Allah ibadetlerin ona yönelik yapılmasını, onun sevgisine kazanılmasına dönük bir amacı olmasını ister. Aslında bu tüm Davranışlarımız için geçerlidir. Onun için ibadetlerde ahlak, irfan, içerik son derece belirleyicidir. Bu belirleyicilik içerisinde ve bu belirleyiciliğin getirdiği sorumlulukla davranmak gerekir. İbadetlerin bir diğer boyutu da fanatizmden uzak olmasıdır. Fanatizm kör ideolojik bir tavırdır ve karşısındakine değer vermeyen bir ve psikolojiyi besler. Bu yüzden hiç kimse din üzerinde yaptığı yorumun evrensel bir yorum olduğunu, bunun tek geçerli yorum olduğunu, başka yorumların olamayacağı hissine kapılmamalıdır. Çünkü bu dindeki çoğulculuğu, anlam zenginliğini, yorumlama özgürlüğünü ortadan kaldırır. Tek boyutluluğa indirger. O yüzden hiçbirimiz insan olduğumuzu ve insan olmaktan doğan zaaflarımızın olduğunu unutmamalıdır. Bu zaaflar tarihten gelen zaaflardır, toplumdan yaşadığımız zaaflardır, kendi psikolojimizden kaynaklanan zaaflardır. Bir diğeri de aslında tahakküm etmekten, egemen olmaktan doğan zaaflarımızdır. Daha doğrusu bir bilgi iki kaynaktan gelir. Birincisi vahidir. O doğası gereği inanılması gereken yanılgısız bir kaynaktan gelir. İkincisi ise insanın kazandığı bilgidir. Bu bilgi içerisinde hataların olması mümkündür. Çünkü insan tarihseldir. Çünkü insan zamanın ürünüdür. Çünkü insan hakikati bütün gerçekliğiyle kavrayacak donanımdan yoksundur. O yüzden hatalı olması gereken bilgiyi mutlaklaştırmamak gerekir eğer hatalı olan bilgiyi mutlaklaştırıp tüm insanların üzerine egemen kılmaya çalışırsak kuşkusuz bu faşizmi, otoriteryenizmi besleyecektir. Kaynakları iyi kullanmak zorundayız. Kuşku yok ki en temel kaynağımız Kur'an ve sünnettir. Bunlardan hareketle zihnimizi temizlenip arındırmamız gerekir. Bu arındırma faaliyeti içerisinde ibadetler merkezi bir yol işaretleridir. Bu anlamda Ramazan Bayramınızı kutluyoruz. Bundan sonra yapılacak, yapacağımız ibadetlerimizde sadece Allah rızasını hedef göstererek yapılmasını önemsiyor ve hepinizin bayramını tekrar kutluyorum.